Bir önceki videoda glukoneogenezin yani yeni bir glikozun üretim sürecinin genel hatlarından bahsetmiştik. Bu ekrandaki şemayı da işlemiştik arkadaşlar. Süreç orta kısmın üst tarafındaki glikoz ile başlayıp sol üstte görebileceğiniz piruvatla sonuçlanıyordu hatırlarsınız. Bu tepkime yolunun glukoneogenezin tam tersi olduğunu da söylemiştim size. Yani glukoneogenezde piruvatla başlayıp glikoz üretiliyor ve bu glikoz daha sonra açlık durumunda kana katılıyor. Bu videoda ise sizlere glukoneogeneze özgü olan bazı tepkimelerden bahsedeceğim. Bunlar şemamızda turuncu oklarla gösterilmiş, tersine çevrilemez 3 adımın üstesinden gelmeyi sağlıyor. Üstesinden gelmemiz gereken ilk adım burada piruvatın fosfoenol piruvata dönüştüğü adım. Bu tepkimeyi geri döndürmek için sadece piruvat kinaz kullanamayız. Fosfoenol piruvata ulaşmak için çok farklı enzimler ve yollar izleyen bir tepkime gerekiyor. Bu tepkimenin ilk adımında ise piruvatın oksaloasetat adı verilen bir moleküle dönüşmesi var arkadaşlar. Oksaloasetat. Oksaloasetatı kısaca OAA olarak not ediyorum. Bu molekülü Krebs döngüsünü öğrendiğimizde de göreceksiniz, başka videolarda da duyacaksınız. Ara ürünlerden biri olan oksaloasetat amino asitlerin glikoz üretmek için kullanılmalarını sağlar. Çünkü amino asitler parçalandıklarında oksaloasetat asetata dönüştürülüp yollarına bu şekilde devam edebilirler. Daha önce de bahsettiğim öncü moleküllerden bir diğeri olan laktat da piruvattan üretilebilirken laktattan piruvata da geçebiliriz. Bu ara ürünün glukoneogeneze katkıda bulunmasının bir başka yoludur. Her neyse, oksaloasetata geri dönelim biz arkadaşlar. Oksaloasetat üretildikten sonra başka bir enzim yardımıyla fosfoenol piruvata katalize edilebilir. Bu enzimlerin isimleri çok da önemli değil ama karşımıza çıkabileceği için bahsetmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Birinci adımda piruvat karboksilaz adı verilen bir enzim kullanılır. Piruvat karboksilaz. Bu enzimi aklınızda tutmak için size bir yöntem söyleyebilirim. Oksaloasetatın 4 karbonlu, piruvatın da 3 karbonlu bir molekül olduğunu unutmayın. Demek istediğim, karboksilaz enzimi bir karboksi grubuyla oksaloasetata bir karbon ekler ve bu oksaloasetat molekülü de daha sonra PEP, ya da uzun adıyla fosfoenolpiruvat karboksikinaz enzimi ile 3 karbonlu bir ara ürüne geri dönüştürülür. Kinazın bir şeyin fosforilasyonunda kullanılacağını ve glukoneogenezin anabolik yani bir şey üretilen bir süreç olduğunu da bildiğimize göre burada enerjiye ihtiyacımız olduğunu da düşünebiliriz. Ve biliyorsunuz enerji genelde ATP formundadır. Bu tepkimenin de ilk adımında ATP kullanılacağı için buraya artı ATP diye not ediyorum. Kinazın kullanıldığı ikinci adımda da GTP formunda enerji kullanılır. GTP, ATP'nin bir benzeri. İlk harfi olan G, farklı bir nükleotit bazı olan guaninden gelir. Ama enerjinin fosfat gruplarından geldiğini bildiğimize göre, şimdilik bunların ikisinin aynı şey olduğunu varsayabiliriz. Evet, birinci engeli açtık. Geriye kaldı 2. Fosfoenol piruvatı elde ettikten sonra yolumuzdaki ikinci engele kadar mutlu mesut devam edebiliriz. İkinci engel, fruktoz 1,6 bisfosfatın fruktoz 6 fosfata dönüşümüdür. Vücudumuz bunun için de farklı bir enzim kullanır. Fruktoz 6 fosfatın fruktoz 1 6 bis fosfata dönüştürülmesinde normalde fosfofruktokinaz kullanılır. Ama glukoneogenezde yani bunun tam tersi olan tepkimede vücudumuz fruktoz 1 6 evet buradaki molekülden bahsediyoruz ama burada kinaz yerine bis fosfataz kullanılır. Akılda tutması zor bir kelime gibi görünüyor ama fosfatazın kinazın tam tersi olduğunu hatırlarsanız aslında o kadar da zor olmadığını öğreneceksiniz. Kinazlar ATP gibi moleküllerin fosfat gruplarının kullanıldığı fosforilasyonlarda kullanılırken fosfatazlar da fosfat gruplarını geri alır. Bu yüzden de fruktoz 6 fosfattan fruktoz 1,6 bis fosfata geçmek için kinaz kullanılıyorsa ters yönde ilerlerken buradaki fosfat grubundan kurtulmamız lazım. Öyle değil mi? Evet burada olan şey de tamı tamına bu zaten. Bunu öğrendiğim sırada benim de kafamın karışmasına sebep olan şeylerden biri şuydu. Tepkimedeki enzimlerin tepkimenin tersine döndürülebilir olup olmadığını etkilemediği söylenir. Öyle değil mi? Tepkimedeki enzimlerin tepkimenin tersine döndürülebilir olup olmadığını etkilemediği söylenir. Dolayısıyla burada bu tersine çevrilemez tepkimeyi sadece bir enzimi değiştirerek geri döndüremeyeceğimizin ya da döndüremediğimizin altını çizmek istiyorum. Çünkü eğer bu olsaydı hiçbir şey değişmezdi o zaman. Bir tepkimenin delta G değeri eğer negatifse, bu değer her zaman negatif olacaktır ve enzimin değişmesi bu durumu değiştirmez. Kinetik ve termodinamiğin iki farklı kavram olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Bu noktada size bu tepkimenin izlediği tüm yolun değiştiğini hatırlatmak istiyorum. Bu adımdaki ATP'nin ADP'ye hidrolize olduğunu ve bu tepkimenin normalde fosfofruktokinaz enzimi ile yapılan fosforilasyonla beraber devam ettiğini de unutmayın. Glukoneogenezde ise bu ATP hidrolizi yoktur. Bu yüzden de enzim değişikliğinin fruktoz 1,6 bisfosfattan fruktoz 6 fosfata geçerken izlenen yolda çok daha büyük bir değişime yol açtığını düşünmemiz gerek. Umarım yeteri kadar açık olmuştur. Bu engeli de açtığımıza göre yolumuza devam edip üçüncü ve son engelimiz olan glikoz 6 fosfatın glikoza dönüşmesi engeliyle karşılaşmaya hazırız demektir. Bundan önceki engellerde olduğu gibi vücudumuz burada da farklı bir enzim içeren farklı bir tepkime yolu kullanır. Glikozun glikoz 6 fosfata dönüşmesinde normalde hekzokinaz kullanıldığını hatırlayacaksınız. Ama az önce de söylediğim gibi vücudumuz burada farklı bir enzim kullanır. Hemen not edeyim glikoz 6 kinaz yerine ne kullanıyorduk? Evet, fosfataz. Glikoz 6 fosfat glikoz üretmek için bu glikozdaki fosfat grubunu koparır. Bu noktada ilginç bir tespit yapmak istiyorum arkadaşlar. Bazı insanlarda glikoz 6 fosfat enziminin olmadığını biliyor muydunuz? Evet. Peki eğer bu enzim olmazsa ne olur derseniz, bu enzim olmadan glikoz üretemeyiz ki bu son derece ciddi bir durumdur. Düşünsenize, bu insanlar glikoz 6 fosfata kadar tüm tepkimeleri yapıyor ama glikoz üretemiyorlar. Bu enzimin daha da ilginç olan bir başka özelliği glikojenin parçalanmasında da kullanılmasıdır. Daha önce bu glikoz polimerinin açlık durumunda glikozu kana katmak için kullanılan temel mekanizmalardan biri olduğunu söylediğimi hatırlayacaksınız. Başka bir deyişle bu insanlar hem glukoneogenez aracılığı ile glikoz üretemiyor hem de glikojenlerini parçalayamıyorlar. Bu da bu kişilerin ciddi anlamda hipoglisemik oldukları anlamına gelir. Buraya bir ok çizip üzerine şöyle üzerine çizeyim. Evet. Bu enzim olmadan bu insanların kanlarındaki glikoz seviyesi çok düşüktür ve bu da vücudumuzun hayatta kalabilmek için glikoza ihtiyaç duyması sebebiyle son derece tehlikeli bir durum ortaya çıkarır. Size son olarak bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Glukoneogenez ve glikolizi ilk öğrenirken burada bahsi geçen tüm molekül ve enzimlerin isimlerini ezberlemek istemiştim. Bu isimler glikoz 6 fosfat eksikliği gibi belirli hastalıklardan bahsederken önemli olabilir. Ama kavramsal olarak glukoneogenez ve glikolizin, vücudumuzun glukoneogenezi gerçekleştirebilmek için bu üç tersine çevrilemez adıma karşı yarattığı üç tepkime yolu dışında birbirinin tersi olduğunu bilmeniz aslında yeterli. Evet, bu videonun ana temasının gerçekten de bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar.